Sevgili seyirciler, Doremi üçlü sahan setiyle karşınızdayız. Mutfakta mucizeler yaratmaya devam ediyoruz aslında. İstediğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Küçük, orta ve büyük boyu var. En küçük boyumuz, biz buna zaten yumurta kıracağız birazdan içerisinde. Çok estetik, çok şık, seramik kaplama. Seramiği de biliyorsun, hep anlatıyoruz izleyicilerimize ve de. Ve gösteriyoruz. Evet, hem sağlıklı hem ısıyı eşit bir şekilde yayıyor, hızlı ısınıyor. Kolay temizleniyor. Kolay temizleniyor, hayatımızı kurtarıyor. 18 cm bir çapa sahip olan, görmüş olduğunuz gibi bir sahanınız var. 2 yumurta, belki 3 yumurta kırabilirsiniz içerisinde. Derin olduğu için de mesela daha sulu bir şeyler yapıp saklayabilirsiniz. Isıtmak için güzel. Kullanabilirsiniz. Evet, yani sahanlar özellikle yemek ısıtmak için, az miktarda ısıtacaksanız yemeği koca tencerede ısıtmıyorsunuz da alıyorsunuz. Bunu derin iki sahanın kişilik içine bir yiyecek mesela nohut yapsınız. 2 kişilik, çünkü şey derler ya, hani koca tencereyi tekrar ocağa koymamak lazım tekrar diye. Tekrar ısıtmamak lazım. Evet, ekşir diye. Yemek ne kadar çok ısınırsa o kadar da çabuk bozulur. Hemen ikinciye geçiyoruz. Yani biz birazdan bunda bayağı iki kişilik yenilebilecek bir yemek hazırlayacağız. Bu da 20 cm çapa sahip. Derinlikleri zaten aynı. Bakayız, kuplar çok önemli. Kırmızının tabii böyle bir canlılığı, böyle bir albenisi de var. Hani evet, yok mutfaklara değil. Çok yakışıyor kırmızı. Evet, çok yakışıyor. Ve en büyüğünde biz bayağı birazdan 4 kişilik yenebilecek şekilde bir ne yapacağız? Evet, sote hazırlayacağız. Ciğerli. Bir anda ciğerli hem de, görmüş olduğunuz gibi. İşte bu da en büyüğü ve 22 cm çapa sahip olanı. Hiç veya çok az yağ ile kızartmalarınızı veya yemeklerinizi yapabilirsiniz. Özellikle diyet yapıyorsanız, zayıflamak için ama perhiz yapmak zorundaysanız da sağlık için ne yapacaksınız? Çok rahat bir şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, koydum. Gayet rahat kızardı. Evet. Göreceksin. Şöyle iki tane yeterli olur sanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi eğer seramik iç yüzeye sahip bir sahanınız varsa rahatlıkla yağsız da kızartabilirsiniz. Ve şu anda da ay çok güzel görünüyor. Evet, yumurtamız hazır. Ay, evet, hazır diyorum. Sana çok güzel bir servis daha veriyorum. Çok güzelmiş gerçekten. Ay çok güzel görünüyor. Evet, şimdi dikkatini çekmek istiyorum. Hiçbir şekilde ya, inanamıyorum. Oynatmadım yerinden yumurtayı. İçine koydum tavanın. Çok güzel. Ve gördüğünüz gibi. Yani şey, tabii görsel çok önemli, ne kadar yiyecek olsak da sunum sırasında şu sonuç bence mükemmel. Hemen o zaman ikinciye gidelim, yoksa ben burada geçelim, kalacağım. Geçelim, köfte evet. Kızartalım. Az önce bahsetmiştim, sahanları tava gibi kullanıyoruz hepimiz. Zaten. Az bir şey kızartacaksak özellikle. Evet, şimdi 20 cm çapı olan sahanımızı aldık. 18'de yumurta özellikle kızarttık. Özellikle et yağlıysa. Ya az yağ ya hiç yağ koymamak lazım. Bu tamam. Kesin şart. Yani yumurtada lezzet için istiyorsanız koyabilirsiniz. Az bir şey tereyağı koyun mesela, lezzet versin, kokusu katı güzel yani olsun. Biraz daha güzel oluyor. Ama köftede onu yapmamak lazım. Tamam. Şimdi köfteleri koyuyorum içine. Sesi duydun zaten. Hiç yanmıyormuş gibi aldı. Kendi kendine orada duruyor. O kadar evet değil mi? Şey duruyor böyle, çok güzel duruyor yani. İnsan cezbeden bir hali var. Hemen söyleyelim tekrar, çünkü şu an bizimle karşılaşmış olabilirsiniz. Ve biz size 3 tane seramik sahan göndereceğiz. Doremi'den böyle üçlü. Çok da güzel bir set. En içinde yumurtamızı kızarttık, görmüş olduğunuz gibi. Orta boyunda da, yani 20 cm çapa sahip olan da köftelerimizi kızartıyoruz. Ve yağ ihtiyaç duymuyoruz seramik İç yüzeyden dolayı, kolay da temizleneceği için çok güzel bir hediye olur. Mutfağınızda çok güzel durur, çok şık, rengi çok güzel gerçekten. Ve her zaman lazım olacak ürünler aslında bunlar. Dediğim yani gibi, ne yemek kadar ısıtmak evde için, sahan olursa olsun mutlaka daha fazlası gerekiyor. Yemek ısıtmak için, kızartma yapmak için, yine sahan amacına yönelik kullanabilmek için çok ihtiyacınız olacak. Ve zaten sonuç yavaş yavaş gelmeye başladı. Yanmaz, yapışmaz ve kolay temizlenir diye de hemen detaylandıralım. Köftelerin bir tarafı pişti. Çevirebiliriz şimdi. Tamam. Sonucu görelim. İşte. Şahane gerçekten. Kıymanın yağlı olması birazcık, hatta az yağlı bile olması yağsız kızartma yapmanız için yeterli. Evet, görüyorsunuz. Bizim kıymamız da biraz yağlıymış zaten, gördüğün gibi köftelerimiz küçüldü. Evet. İyi bu ki arada yağ koymadım. Sadece bir sahan seti değil ya da bir işte tava seti gibi değil ama aynı zamanda hani yağsız kıymayla nasıl köfte kızartabileceğimizi, hiç yağ olmadan nasıl yumurta kızartabileceğimizi bütün detayları da ver. Evet, hepsini görmüş olduk. Mutfaktaki eğer kullandığınız malzeme iyiyse ve bunlara elverişliyse istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Evet, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hani acaba böyle de olur muydu demenize gerek yok. Doremi üçlü sahan setiyle her şeyi deneyebilirsiniz. Evet. Yani yemek yapmak adına yağlı ya da yağsız. Evet, ben şimdi köftelerimizi alacağım. Şöyle. Bu arada sunum da muhteşem. Olur. Bana afiyet olsun. Bana öyle geliyor. Şöyle. Ay çok güzel görünüyor. Çok güzel oldu Sinan. Gerçekten. Ellerine sağlık. Evet. Bunu sana teslim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Seramik yüzeyli bir tencereniz, tavanız, sahanınız varsa temizlik hiç sorun değil. Kızartma bile yapmış olsanız. Şimdi burada köftenin yanmış olan yağlarını görüyorsunuz. Zaten seramik kaplama olduğu için gördüğün gibi hemen üzerinden akıyor aslında yağ. Ben de şimdi sana nasıl olacağını göstereceğim. Tamam. Biraz daha yansın diye aslında bekledim. Daha zorlaştırmaya çalışıyorum. Yine de yüzeyleki tutmuyor. Hemen şöyle alıyorum. Ay inanamıyorum. Buna aslında kimse inanamıyor. Hani hazır yayındayken de söyleyeyim, izleyicilerimiz çünkü alışverişlerini gerçekleştiriyorlar, bu tür ürünleri alıyorlar. Önce şunu soruyorlar, gerçekten o kadar kolay mı temizleniyor? İkincisi de alışverişlerini yaptıktan sonra gerçekten o kadar kolay temizleniyormuş diyorlar. Evet. Ve üçüncü tavamıza geldik. Bu da 22 santimetre. Çapa sahip, akşam karnınız acıktı ve hafif bir şeyler hazırlamak istiyorsunuz. İki kişisiniz, üç kişi, hatta dört kişisiniz ama derin bir ürüne ihtiyacınız var değil mi? Hem derin hem de çap olarak geniş olmuş olduğu için artık malzemelerimiz de hazır. Evet. İster burada tavuk sote, ciğerden bir sote hazırlayacağım. Evet. İki kişi için, üç kişi için hazırlanır mı demeyin, üşenmeyin. Hazırlanır. Böyle güzel, ergonomik, kullanışlı bir sahan setiniz varsa rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Hazırlanır. Bir de normalde tencere setlerinde en küçük boydur. 20 ya da 22 santimetre çap en küçüğüdür. Hı-hı. O yüzden onların kapakları en büyüğünü olabilir. Çok rahat bir şekilde değerlendirilebilir. Sonunda yağlı bir... Bunu da biraz koydum ama et olduğu için koydum. Ürün yapacağız. Evet. Tamam. Zaten ısınmak için ona çok bir süre ayırmamıza gerek yok. O hemen ısınmaya hazır. Hemen ısınıyor, hızlı ısınıyor. Bu da seramik olduğu için diye zaten söylemiştim. Evet. Yani aslında mutfakta geçirilen zamanı hem kısaltıyor hem de eğlenceli bir hale getiriyor. Evet, hem de eğlenceli bir hale getiriyor. Her seferinde de söylüyoruz, sevdiklerinizle mutfakta vakit ayırmak yerine mutfaktan kalan zamanı onlara ayırmış oluyorsunuz böylece. Ama bunun için teknolojiyi takip etmeniz, Dayshopping'den alışveriş yapmanız ve bu tür ürünlere gerçekten sahip olmanız gerekiyor. Hemen ciğerlerimizi ciğeri de koyuyorum. Aşağı yukarı hepsi aynı zamanda pişecek zaten onların. Ben alayım onu. Biraz da yağ koydum. Teşekkür ederim. Ne kadar lezzetli olduğunu göreceğiz. Ne kadar sağlıklı olduğunu göreceğiz. Çünkü seramik kaplama. Ki öyle de olacak zaten. Ben hangisini yiyeceğim? Hepsini yiyebilirsin. Tamam o zaman. Ve ciğerlerimiz de pişti. Evet, ya, pişti. Çok güzel geldi. Ciğerler çok güzel koktu. Benim bu ciğeri görünce ilk aklıma Kurban Bayramları gelir. Kurban Bayramı'nın birinci günü. Kurban kesildikten sonra ciğeri gelir. Annem hemen onu kavurur. Biber, domates. Ya ama çok işte aynı güzel. Bu şekilde. Ve kahvaltı olarak yanına ayranla beraber. Onu yerdik içerdik, o aklıma geldi. Yani gerçekten şimdi üç farklı güzel. Şekilde zaten değerlendirdik. Hani biri pişerken insanın canı onu istiyor. Doremi'nin üçlü sahan setinde hem karnınızı doyurabilir hem kahvaltı için kendinize çok güzel böyle iki göz yumurta kırabilirsiniz. Ya da öğlen arasında bir şeyler yemek, atıştırmak istediğiniz 2-3 tane köfteyi yine sahanda tavaymış gibi kızartabilirsiniz. Yani her öğünde değerlendirilebilecek bir set aslında. Evet, her zaman kullanılabilir. Herkesin kullanabileceği bir set. Sote yemek yaparken de yine sıçrıyor biliyorsun yağlar ve yemeğin malzemeleri. Şu anda da görüyoruz zaten. Evet. Tavayı kirletiyor. Nasıl temizliyoruz? Çok kolay temizliyoruz. Çok kolay temizliyoruz. En azından sadece ön temizliği ihtiyacımız var. Çok kolay yapıyoruz. Evet, yemeğimizi yaptık, boşalttık. Sahanımızı gördüğün gibi temizlemek bu kadar kolay. Tıpkı köftedeki gibi çok rahat bir şekilde yemek artıklarını temizleyebiliyoruz. Sahanda. Evet, çok güzel. Yanmadı, yapışmadı. Normalde başka bir tencerede yapmış olsam bunları temizlemek için ovmam gerekecekti. İşte zorlamam gerekecekti ve yüzeye zarar verecektim belki ama seramik kaplama olduğu için Doremi üçlü sahan setimizin yüzeyi hiçbir şekilde zarar görmedi, yapışmadı ve rahat bir şekilde temizledim. Bence çok güzel. Kolay temizlenmesi demek yağda kızartılan bir yemekten kalan her şeyin onun yapışmaması, kurumaması, bizi zorlamaması, terlemek, ovalamak zorunda kalmamamız demek. Zaten biz de şu anda bu üst sahanda bunu gördük. Bakabilir miyim tadına? Tabii bakabilirsin. Tamam. Ay çok güzel görünüyoruz yine. Sıcaktır, dikkat et. Hülya, farkındaysan bir günün öğünlerinin hepsini çıkardık. Evet, yani kahvaltı. Biraz önce o yüzden söyledim. Evet. Öğle yemeği, akşam yemeği. Evet, gayet mantıklı. Yani sabahleyin kahvaltı canınız yumurta istedi. 18 santimetre çapındaki sahanınızda iki yumurta kırabilirsiniz kendiniz için. Öğlen dediniz ki hafif bir şeyler atıştırayım. Dolapta da daha önceden hazır değil mi? Köfte. Hazırladığınız köfteniz ya da farklı yiyecekleriniz vardı. Hemen ne yapıyorsunuz? 20 santimetre çapı olan
Sahanınızda da köftelerinizi kızarttınız. Yanına bir dilim ekmek, birazcık garnitür hazırladınız. Ve en son akşam oldu. Çok uğraşmak istemiyorsunuz tencerelerle. Şöyle hafif bir yemek yapayım ama 2-3 kişi doyalım dediniz. O zaman ne yapıyorsunuz? 22 cm çapındaki tavanızda ciğer sote, et sote, tavuk sote ne isterseniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Aklınıza ne gelirse ellerine sağlık. Ayrıca dedik ki kızartmalar için kullandığımız gibi yemek ısıtmak için de kullanabiliriz dedik sahanlarımızı. Mutfakta çok işimize yarayacak. Doremi üçlü sahan seti. Evet. Herkese tavsiye ediyoruz. Çok da rengi güzel. Rengi de çok güzel. Rengi de çok güzel. Her ürünümüz için söylüyoruz. Hem kendinize hem arkadaşlarınıza hem sevdiklerinize diye ama önce siz ve çok uygun bir fiyatla sahip oluyorsunuz. Hediye de edebilirsiniz. Fiyatını da zaten görüyorsunuz. Sineme gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok lezzetli yiyecekler hazırladı bize bu Doremi'nin üçlü sahan setiyle ve tabii ki unutmadan da hatırlatıyoruz. Kampanya kartlarına vade farksız 12 taksit imkanınız da var.